Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber eğer telefonunuzun hoparlöründen ses gelmiyorsa neler yapabileceğinize bakacağız. Küçük birkaç tane tüyomuz var, bunlardan bahsedeceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. Öncelikle bahsetmek istiyorum ki bu telefonlara artık onlarca para veriyoruz ve böyle sıkıntılar arada yaşayabiliyoruz ve bu birazcık can sıkıcı oluyor. Bunların nedeni bazen fotoğraf çekilmek için telefonumuzu yere koyuyoruz ve tozlanıyor ya da üzerine su dökülme gibi problemler yaşıyoruz ya da herhangi bir başka nedenler bunları tetikliyor olabilir. Bunun için de bazı birkaç çözüm var. Hem temizleme açısından hem de eğer sıkıntı yazılımsal bir şeyse bunlara birkaç çözümümüz olacak. İlk çözümümüz aslında telefonunuzun hoparlöründen ses gelmiyorsa bakmanız gereken yer bildirim çubuğundan rahatsız etme modu. Rahatsız etme modu şu şekilde: eğer bu mod yanlışlıkla açıldıysa ya da herhangi bir şekilde bu mod aktif hale geldiyse telefonunuza bildirimler ya da aramalar düşmeyecektir. Zaten genelde bu modu uyurken kullanıyoruz. Ama mesela sabah uyandınız ve abi telefonuma bildirim gelmiyor, neden diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki aklınızdan çıkmış olabilir. İlk bakacağınız yer, eğer yazılımsal taraftan bahsedecek olursak, rahatsız etme modu olabilir. İkinci bir maddemiz ise telefonunuzun kulaklığa bağlı olup olmadığını ya da herhangi bir cihaza bağlı olup olmadığını kontrol etmeniz. Çünkü eğer telefonunuz, yani bazen hızlı bir şekilde artık kablosuz kulaklıklara bağlanabildiği için kablosuz kulaklığınızın kapağı açık kalmış olabilir ya da çevrenizde herhangi birinin, atıyorum telefonunuz iPhone'sa AirPods'una bağlanmış olabilir. Bu gibi durumlarda önce bir telefonunuzun bağlantılarına bakmanızı öneririz. Eğer bağlantı başka bir cihazla bağlantı, ki bazen telefona, bilgisayara da bağlanabiliyor, bu gibi durumlar da söz konusu, bir göz atmanızı öneririz bağlantılar tarafında. Baktınız bu seçenekler olmuyor, ne yapabilirim Beyza dersiniz. Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Eğer bu seçeneği döndüğünüzde sizin fark etmediğiniz bir sorun varsa fabrika ayarlarına geri döndüğünüzde o sorun ortadan kalkıyor olabilir. Böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız bu seçeneği de deneyebilirsiniz. Ama şunu belirtmeliyim ki fabrika ayarlarına geri döndüğünüzde telefonunuzdaki verilerin hepsi siliniyor. Eğer fabrika verilerini sıfırlayacaksanız o zaman sadece telefonun kendi sistemsel onarımlarını gerçekleştiriyor ve belgeleriniz gitmiyor. Bu konuya dikkat etmenizi öneririz. Peki fabrika ayarlarına gitmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle telefonunuzun ayarlar kısmına girin. Ardından sisteme, oradan da sıfırlama seçeneğine tıkladığınızda çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Böyle tek bir tıka bastığınızda telefonunuz sıfırlanmış oluyor. Bir seçeneğimiz daha var. Bu seçeneğimizde bataryayı takıp çıkarmak. Evet, şimdiki telefonlarda artık bu çok da olası bir durum değil. Ama eğer sizin cihazınızda telefonun bataryası açılabiliyorsa öneririz ki telefonunuzun bataryasını bir kere açıp kapatın ve sesin gelmesini bekleyin. Bu da bir seçenek aslında. Tabii ki eğer bunu gerçekleştirmek sizin için zorsa bir tamirciye götürmeyi de deneyebilirsiniz. Son seçeneğimiz ise hoparlörü iyice temizlemek. Şimdi bunlar için birkaç seçenek var ki kanalımızda bunun videosu da çokça izlendi. Hemen şu tarafa bir yere koyuyor olacağım. O tarafta nasıl şeylerle temizleyebiliriz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Patafix'leri biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle yapışkanlı bir bant ve o yapışkanlı bantı hemen böyle hoparlörlerinizin olduğu kısma böyle değdirdiğinizde içindeki tozları temizliyor olacak. Eğer çok fazla bastırmamanızı öneririz. Çünkü patafixleri içine bastırdığınızda oraya yapışma gibi bir durum söz konusu olabilir. Çok zarar vermeden içindeki tozları tek tek alabilirsiniz. Aynı zamanda çift taraflı koli bantları da böyle silikon bir yapısı olduğu için bu silikon yapıda içeriye böyle tanecikleri tek tek alacaktır diye düşünüyorum. Ekstra olarak bunları çok fazla seçenek var. Tabii bir sürü video izleyebilirsiniz YouTube'da. Diş fırçasıyla da içindeki tozları böyle hafif bir şekilde alabilirsiniz. Bazı kişiler hatta elektrik süpürgesiyle içindeki tozları almayı deniyor. Yani ne kadar yararlı oluyor tam bilmiyorum ama bu da bir seçenek. Bir seçeneğimiz de sakız. Bu sakızı lütfen şekersiz sakızları kullanın. Eğer böyle falımdaki o normal sakızlar var ya, onları böyle çiğneyin. Sonra böyle yapıştırın. Bu da bir seçenek, gerçekten çok iyi bir şekilde topluyor. Belki sizin için bu hijyenik bir seçim yöntemi değildir ama gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Ekstra olarak da bir başka yöntem,
Bir de son dönemlerde böyle çıkan slime gibi bir yapıda bir malzeme var. Bu malzemede tozları ne kadar iyi topladığını videolarda görmüşsünüzdür. Instagram keşfetinizde, TikTok'unuzda mutlaka karşınıza çıkmıştır. Bu da bir seçenek temizlemek için aynı zamanda telefonunuzun sadece hoparlörünü değil, bu malzemelerle telefonunuzun ekranınızdaki tozları, arka kameradaki tozları, şarj girişini, hoparlörü, ahizeyi çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bu da bir seçenek. Peki bunları denediniz ne olacak eğer başaramadıysanız? Bazen böyle sorunları kendimiz çözemiyor olabiliyoruz. Burada da bir teknik servis yardımı, bir tamirci yardımı bizlerin imdadına yetişiyor. Kısaca size yöntemleri bahsetmiş olduk. Neredeyse 5-6 tane bir yöntemimiz var. Telefonunuzu alırken yani böyle dikkat edeceğiniz teknik özelliklerin içinde de toza dayanıklı olup olmadığına bir bakmanızı öneririz. Gerçekten bu aralar sosyal medyaya çok fazla fotoğraf yüklemeye çalışıyoruz. Bazen denizin içinden oluyor bu durum. Bazen yere koyuyoruz, tozun içinde telefonla fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz. Bu da telefona hasar yaratabiliyor. Bu durumlarda belki bakabileceğiniz, göz önünde bulunduracağınız bir özellik olabilir telefonunuz için. Kısaca bu şekilde bahsetmiş olduk. Bizim bildiğimiz yöntemler bu kadardı. Belki sizin bildiğiniz çok daha farklı yöntemler vardır. Bunları da yorumlarda belirtirseniz hem biz öğrenmiş oluruz hem de videoyu izleyen yeni izleyicilerimiz de öğrenmiş olur. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok çok seviniriz. Aynı zamanda bir like'ınızı da eksik görmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.